yapmak istiyorum. Ee, Kenan bekele odur, onu yapmaya çalıştım hocam. Sevdiğim atlet hata budur, ben çok her, seviyorum. Her zaman dediğim Yürü mesela Tevazu desen var, kendisini <laughs> Kenan ise bekele ya da hayra gebele selam diyebilecekler. Hocam diye bir de Hüseyin Boltuz demedik. Daha büyüklerini belki söyledim, bilemiyorum yani. <laughs> Sokrates'e hoş geldiniz. MC Yeşbirliği'yle hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında bir bölümde daha, bir yeni bölümde daha sizlerle beraberiz. Sizlerin yönlendirdiği, merak ettikleriniz, merak ettiğiniz için uyuyamadığınız bu soruların cevaplarını ben vermeye çalışacağım. Soruları tabii yine her zaman olduğu gibi Dear Armağan Ökünç yönlendirecek e, İstanbul Liverpool'lar e, Derneği <laughs> Genel Sekreter Yardımcısının e, ka özel kalemi olarak burada sorma gerekiyor. Maalesef iletişimciyim evet. abi. Bak ilk soru e, şu anda e, şaka Hı. yaptığımız konuyla alakalı birazcık ve cevabı bir gün falan sürebilir. Seni dizginleyeceğim haberin olsun. <laughs> Ona göre. Özür dilerim. Çünkü Ardilo sormuş. Dünya tarihinde sporun içine en çok siyaset giren an hangisiydi demiş. Ama an demiş. An. Ya sen örnekleri şimdi 120 tane falan saymaya çalışma lütfen. Oo ama şimdi aralarında en... E, ya şimdi tabii bu arada şeyi söyleyelim. Ufak giriş yapacağım çok özür Hadi yani, buyur baba. E, ya bu arada haftan nasıl geçti bunu sormadık. Yani bir insanlık namına bir şey yapamadım. Çok, çok çok yoğunum abi. Çok yoğunum. Ee, güzel güzel. Çok işim var. En az benim kadar yoğunum ama sen hoşuma gidiyor. <laughs> Estağfurullah. Böyle. Ben, bir insan rahat oturdu da ben <laughs> rahatsız oluyorum biliyorsun. Sıkıntı oluyor. Mesela. <laughs> i̇yiyim Neyse. baba iyi. Abi... Şimdi bu spor siyaset ilişkisi bir de bu son dönemde bizde tabii gene klasik işine yarar şekilde konuşuyor devlet tarafından ve onun destekçileri tarafından. ya Devlet demeyeyim hükümet ve yanlış işte devlet hükümeti ayrımını böyle yapmak gerekiyor. Bir örnek daha vermiş olduk. Çünkü herkes kendine göre yorumluyor. Yani çıkar ilişkisine göre neyine göre falan. Ama Türkiye'de o kadar fazla dinamik var ki bantelleri var. Onları spor üzerinden kitleleri yönlendirmek de mümkün olduğu için zaten kitlelerin afyonu meselesi de o. Özellikle futbol ve ana akım belli sporların bu konuda işte stadyumların kalabalıkları. Tarihte birçok ülkede birçok bu anlamda sporun siyasetle zaten girift ilişkisi her zaman malumdur. Yani siyaset politika dediğin şey zaten terim olarak da kullanılır. Kendi sporun da kendi içinde politikası vardır. İşte FIFA belgesellerini izliyorsunuz ya da IOC problemlerini görüyorsunuz skandallarını. Orada da bir politika var. Aslında o da bir devlet yönetimi gibi. Yani bunlar kurumlar. Ama sonuçta bir yandan da aynı siyaset politik orada da görüyorsun. Ya FIFA belgesini izlediniz zaten o siyasetin eee babasını görüyorsun. Yani, yani e, bütün ilişkilerde. O yüzden spor siyaset ayrımını öyle keskin biçimde yapabileceğin bir şey değil. Evet spor daha böyle eğlenmek için. Hadi <laughs> evet, burada da diyoruz yani sporu bu kadar evet keyfini alın ciddi alın ama bu kadar da ciddiye almayın. Ölüm kalım meselesi değil. Diyoruz ama o kadar başka bir hale geldi ki. geçmişte de o kadar etkili olduğu kitleleri etkilemek için kitlesel bir e, temas yarattığı için e sonuçta işine gelen politikacılar, siyasetçiler de her zaman kullanmıştır. Kimisi daha pozitif kullanmıştır. İyiye yönlendirmek için ama kötü yönlendirmenin ya da e, kendi istediği alana kanalize etmenin kötü iyi tartışılabilir. E, yönlendirmenin en önemli yollarından bir tanesi. Ya şöyle söyleyeyim. Fransa bisiklet turunu hayatında doğru düzgün izlemeyen, çok naif bir örnek vereceğim bak. Ee, hani öyle şeyden bahsetmeyeceğim. İşte şu katliama gidilmiştir. Hı -hı. Şöyle darbelere neden olmuştur. İşte şu cuntanın o örnekleri vermeyeceğim. Hı -hı. Ya da işte El Salvador e, Nikaragua savaşını başlatmıştır. Örnekleri dışında siyasette ee, bu seyircimizin sorusuna cevap olarak söylemiyorum. Ufak seni dizginleyeceğim merak etme kendimi geliyorum. Abi Jacques Chirac çok ünlü bir e, siyaset insanıdır. Yani evet. e, sadece Fransızlar değil dünyada Türkiye'de bile Jacques Chirac deyince tabii bir canlıdır. De. Hem Paris Belediye Başkanlığı yapmıştır. Hem e, prezidan olmuştur. Başkanlık yapmıştır. Abi hayatında bisikletle falan alakası olmayan bir insan. Ama sırf toplumda iyi gözükmek için çünkü Tur'da Fransa'da devlet insanları genelde gözükürler. Her cumhurbaşkanı prezidan ben de anlatırken sen denk gelmişsindir. Tabii, tabii. İşte bugün Sarkozy geldi diye anlatmışım. Arabanın bugün içinde gezerler. Fransa Hollande geldi demişimdir. Aa Macron bu sene bugün geliyordur. En son biliyorsunuz konuşmuşlar. Hatta Ala Philippe ve Thibaut Pinot arasında. O görüntüyü vermek aslında bir siyaset ilişkisi. Sadece o sporu sevdikleri için orada prezans gösteriyorlar. Yani varlıklarını gösteriyorlar. Bir Fransızca kullanıyorum biraz şov olsun. Bayılıyorum, diye. Bayılıyorum. Tamam bayılıyorum. Ondan sonra. <laughs> bayılıyorum. Ya. Ondan sonra o fotoğrafı verirler ve aslında o halkla ilişkilerdir. Ve aslında siyaset sporu kullanır orada. Yani direkt o alanı çıkıyor. Fransa için çok önemlidir Fransa bisiklet turu Fransa. Ya Jacques Chirac hani Macron'un mesela ya da Sarkozy'nin bir alakası da var. Hani bayağı takip ettiklerini hani kendi hayat hikayelerini biliyorum. Ama mesela Şiran'la alakası yok. Paris'te gider hep sonda pozunu verirdi. Yanındaki bisikletçinin adını falan söyleyemeyen bir adam olarak bilinir. Yani anlatabiliyor muyum? Bu böyle, bu naif bir örneği. Ama bunun çok sert örnekleri de var tabii ki. Daha insanların canını da yakan örnekleri var. Ee, bizim bahsettiğimiz örnekte geldiğimizde ise sorunun cevabına gelirsek de yani bu spor siyaset ilişkisini bu kadar da ayıramayız örneklerinin dışında herhalde en çarpıcısı, en en çarpıcısı, en akılda kalanı herhalde Black Power'dır yani bence. Yani direkt çünkü siyasetin yani siyasetle beraber sadece siyah hakları arayışı ve Amerikan siyasetinin oraya yansıması değildir. <laughs> bir yandan da Meksika'da da o dönemde çok olaylar olmuştur bu arada. Meksikalı işte o zaman Meksika'da da problemler vardır ve ciddi insanlar taranarak öldürülmüştür. Bine yakın insanın öldüğü bir olay yaşanmıştır diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam o Meksika'ya 68 öncesi. Ona da karşıdır o aslında hareket. Ee, ve en hani akılda kalan e, siyasi örneklerden biri de çünkü Peter Norman hep bahsederiz burada. Konuşmuş. Yanda yardımcı olan e, Avustralyalı o dönem direkt bak başka bir siyaset ilişkisi. Apartheid yönetimi o, o yönetim olduğu için Avustralya'da aforoz edilmiştir. Hakkı hiç verilmemiştir. E, resmen toplumdan dışlanmıştır. Yani bu da mesela spor siyaset ilişkisi. Bir örnek daha vereyim, bir başka çarpıcı örnek. Son veriyorum, uzatmayacağım tamam. söz veriyorum. Ee, yoksa sayısız örnek var yani bir gün liste yapın derse 5 seçeriz. Onun için dedim zaten. Tamam çok, haklısın. Çok... Son bir örnek vereceğim sadece 5'e gitmeden toplam 2,5 olacak böylece. Ee, mesela en önemlilerinden bir tanesi bence e, Muhammed Ali'nin yine hani Vietcong'lara gidip ben tanımadığım insanları mı hani buradan uzakta kilometrelerce gidip beni öldürmeye mi gönderiyorsunuz deyip askere gitmeyi reddedip ondan sonra lisansının yakınması. Sonra Muhammed Ali'ye destek için Karim Abdücappar'dan işte birçok önemli sporcu hepsinin meşhur Cleveland Summit dedikleri Cleveland buluşmasını gerçekleştirmesi. Direkt işindedir. Hani spor siyaset ilişkisinde. Bunlar çok derin örnekler. En baba örneklerinden biri de son vereyim. 72 Münih'teki zaten meşhur saldırı yani işte evet. e, Kara Eylül örgünün. o zaten e, herhalde spor tarihindeki en büyük bir de silahlı saldırı olması itibariyle bir terör eylemi olması itibariyle en çarpıcılarından bir tanesi en ağırlarından bir tanesi. Teşekkür ettim abi. Rica ederim abi. Ömer Çınar'ın sorusuyla devam ediyor. Şunu diyelim yani siyasette spor eğer girecekse içine sporun içine girecekse de bu tip daha hani bu tip sloganların kime ne zararı var ki hükümet istifa edemeli. Yani sonuçta sadece hükümetin canı sıkacak bir şey. Aynen öyle. Kimseye bir zararı yok, şiddet bir yok ama öbür türlü insanlara bir şey yapmak şiddet. Kim atarsa ats. Yani. Ömer Çınar'ın sorusuyla devam ediyor. Ayrımcılık yapmadan diye söyleyeyim. Atletizmde salon ve açık alan arasında derecelerin, <laughs> mesafelerin, sporcuların performans farklarının sebebi nedir? Ee, ya yani En ana sebebi açık hava kapalı farkından kaynaklı. Yani birinin salon birinin açık hava olmasından. Hava şartları. Yani birinde rüzgar, işte bir o anda hafif yağmurun çiselemesi bunların hepsi etkili. Güneş çok sıcak pistin bile tepkimesini değiştirir. Koştuğun tartan pistin. Ee, rüzgar zaten birçok atlamalarda özellikle yatay atlamalarda direkt etkiliyor. Arkadan rüzgar, önden rüzgar. Ee, şeyde salonda sabittir. Herkes eşit şartlarda. İsterse bir saat sonra atlasın. Bir saat önce mesela e, sırıkla atlamada, yüksek atlamada veya işte uzun atlama, üç adım atlamada hatta 100 metrelerde, kısa mesafelerde e, havanın ne zaman ne yapacağı işte elemelerde mesela değişiyor bir anda ama rüzgarın yönü değişiyor. E, çok net etkiler yaratabiliyor. Bu bir. O yüzden mesela eskiden e, sırıkla atlamada Genel rekoru ayırırlardı yani salon şey onları ayrı ayrı kırardı mesela Sergei Bukka yani salonu ayrı açık havaya ayrı etkileri farklı olduğu için bir pist zaten bambaşka farklı birisi 400 metre oval <laughs> bambaşka bir curve yapısı var yani viraj yapısı var öbürü 200 metrelik bir pist ee, daha eğimli ee, klotoid dediğimiz eğimi çok daha farklı kavisi o yüzden mesela aynı mesafeyi koşarken işte 400 metre mi koşuyorsun, 800 metre mi koşuyorsun? E çok daha fazla, daha fazla viraj koşuyorsun mesela. Daha fazla dönüş koşuyorsun salonda. Bu koşu ritmini, taktiği, strateji her şeyi etkiler. Kulvarların genişliği bile farklı. Yani birinde galiba 0.90-95 metre gibi bir, yani bir metre bile değil kulvarların genişliği. E, salonda açık havada mesela 1.20 olması lazım. 1.22 olması lazım. Yani bu pist özellikleri bile değişiyor. Bu anlamda ciddi farklar var. E bunun sebebi salonun sebebini sormuş değil mi? Bunun sebebi, e, ya yani bunları listeleyebiliriz bu arada. Bu 10-15 maddelik bir liste eder farklar e, salonla açık hava arasında. Çeşitli detaylar da var mesela. Ekipman detayları da var. E, Mesela şeyleri yapamıyorsun. Cirit atma, gülle atma, disk atma yapamıyorsun. Tehlikeden dolayı o kadar dar alanda ve kapalı alanda tehlike arz ettiği için. Geçmişte cirit atmada açık havada bile e, atan bazı ciritler üç adımcılar o anda atlıyorsa ya da uzun atlamacılar adam göğsüne saplanmışlığı var mesela. Resmi yarışmada Roma'da. Ben anlatırken oldu. Yani e, teropit kamaki ciriti bir attı. Neydi adamın adını unuttum şimdi. Uzun atlamacının şuraya saplandı. Öyle kazalar ya vardır ya yani. Ya. Neyse e, o yüzden mesela bunlar yapılmaz tehlike arz ettiği için e, e, sorunun temeli neydi? Hatırlasın. <laughs> Kafam doğru. Aslında performans farklarının sebebini sormuştu. Tamam. Bu, bu açıklama. bir şey daha vardı. Ben bir şey açıklayacağım dedim. Onu unuttum. E, arada dedim ki bunun tam temeli sebebi salon mi? ve açık alan arasında derecelerin mesafelerin <laughs> sporcuların performans farklarının sebebi nedir? Soru ha, bu. Bunlar tamam cevap evet, bunlar. zaten. Aynen öyle. Mesela en son zaten yakın örnek bu tane seyircimizin sorma sebebi de o Avrupa Salon Şampiyonası İstanbul'da yapılması. İzlerken merak etmiştir seyircimiz. Yani sonuçta kapalı senin koca bir stadyumu kapayıp kapalı atletizm 400 metre yapmak çok zor. Yani kapalı o yüzden salonun şartları değişiktir. Her yerde salon tesisi bulunması zordur. O yüzden Türkiye'de bulunan salon mesela çok güzel bir tesistir bu arada o tesis. Eee yılların başında yapılmıştır, açılmıştır. O açıdan mesela kıymetli bir tesis. Orada Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, ben mesela Dünya Şampiyonası'nı yerinden anlattım orada. Dünya Atletizm Şampiyonası çok güzel bir tesis gerçekten. 200 metre olmasının sebebi de o. Mesela çok amaçlı spor salonlarının da bazen atletizm salon şampiyonlarını yapabiliyorsun. O yüzden de e, salonda mesela uzmanlaşmak daha zordur. Çünkü o tipi bir tesis bulman daha zordur. Açık hava her yerde genelde vardır açık hava atletisi. E, ona istinaden de kendi bazı uzmanları oluşmuştur. Bu biraz şeye göre değişir. E, benzetirim ben. Yüzmede de biliyorsun kısa kulvar uzun kulvar yani klasik e, olimpik mesafe vardır. Bazı kısa kulvar uzmanları mesela Emre Sakçı daha kısa kulvarda yarışmaya alıştığı için uzun kulvarda her zamanki o dönüş kabiliyet yani etkinliğini gösteremez. Mesela ama bu Tuğba Danışmaz için geçerli değil. Tuğba Danışmaz hem salonda hem açıkta etkili olabilecek bir şey var. Çünkü açık havada şu etki olabilir mesela. Tuğba'yı burada ayrıca tebrik edelim. Buradan olağanüstü bir hikayemiz attı. Hatta burada içindeki güç öyküsünü ona Kesin. ve hatta bugün çekim yaptığımız gün 8 Mart. Hem emekçi kadınlara hem tüm kadınlara armağan edelim. Türkiye sonuçta kadın hakları konusunda belki birçok ülkeden önce haklar vermiştir ama sonuçta kadına şiddet, kadın cinayetleri ve baskı işte baskılama özgürlük, eşitlik, fırsat eşitliği konusunda çok sıkıntılı bir ülke maalesef yaşadığımız bir ülke. Dünyanın çok. genelinde de bu var ama bu savaşı hakları almak işte mahalle baskısından tut genel şirketlerin büyük şey sektörlerin içindeki mobbinge ve şeye kadar gidiyor bu. Ciddi fırsat eşitsizliklerine kadar ki bizim sektörümüzde de ağır bir şekilde var fırsat eşitsizliği. Tabii ki. Algı problemleri, önyargılar bunların hepsini yıkıldı bir dünyaya diliyoruz. bütün kadınların kendi hayatlarında hiç şiddet görmeden eşit haklarla özgür bir biçimde fırsat eşitliği, cinsiyetçiliğe maruz kalmadan mutlu daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını umuyoruz. Umuyoruz ki bu önümüzdeki aylarda daha da belli bir dönemden sonra diyeyim belki Mayıs'tan sonra. bu evet. O hakları daha fazla elde etme şansı. En o algıyı yaşam biçimli bir şeyi değiştirmemiz gerekiyor. O baskı bir bulutları dağıtmak gerekiyor. Herkesin üzerindeki ama kadınların üzerindeki daha fazla. Evet diyeyim. Tuğba da mesela bu anlamda mesela kadın sporcuların başarılı çok önemli. Tuğba'nın burada başardığı da aynı burada birçok kadın sporcudan bahsettik. Türk vatandaşı, Türkiye'yi temsil eden Türk sporcular, olimpik sporcular ve başka spor dallarında. Tuğba da hakikaten bir mehenk taşına imza attı. geçen ayda bir programda da konuşuyordum. Yani şey tarihi ve tarih kelimelerini çok sık sıfat olarak kullanıyoruz. Bu tam kullanılabilecek bir başarı. Avrupa Sanatçı Şampiyonası bir de Başarı elde ettiği kategori Arman üç adım atlama çok teknik bir kategori. Yani bizim genelde technical excellence dediğimiz o teknik detaylar ve uzmanlaşmada problem yaşadığımız aşikardır genelde spor tarihimizde. Birçok bu konuda geçerli ama orada benim için bu başarı o anlamda ayrışıyor. Birçok mesela düz klasik koşullar tabii onlar da önemli. Zaten atizmin temelindedir. İşte 5 bin metre, 10 bin metre, 100 metre, 200 metre, 400 metre, metre ama üç adım atlamanın kendine özgü bir yapısı vardır. Ve işte uzun atlamadan da mesela uzun ile üç adım atlama birbirine çok benzetilir ama mesela uzunda e, siyahların artı bir avantajı vardır. Direkt atletizmdir çünkü. yani Tek bir sıçramayla uzağa atlarsın. O yüzden beyazların mesela siyahları orada geçmesi daha zor oluyor. Oluyor ama daha zor oluyor. Ama üç adım teknik işi. O yüzden de tarihin hala rekortmenlerinden bazıları veya da geçmişten mesela Avrupa rekortmeni Ines Kravets bir beyaz atlet. E, o yüzden Tuğba çok uzundan üç adıma geçmesi kariyerinde i̇şte ilk, ilkokulda başlıyor. Hatta ailede böyle baba tarafından birazcık daha hani Türkiye'de klasik hikayedir. Ee, çok önce haber vermiyor. Anne daha çok destek oluyor. Annesinin desteğiyle hani ilkokuldan sonra atizme yöneliyor. Ve üç adıma geçiyor. 2000'lerin sonu galiba. Ki üç adım zaten kadınlarda biraz daha sonra gelen e, bir branş. E, yani 90'larda daha popüler olmaya başlıyor. Ondan önce mesela üç adım atlama kadınlarda yok. Büyük şampiyonalarda. E, o da mesela bir tartışma konusu. Kadın hakları mevzusunda sporda. O yüzden Tuğba'nın 23 yaşında ki alt yaş gruplarından 23 yaş altı şampiyonlarından gelişi belliydi. Yani bir yanına çıkan bir sporcu da değil. Ee, zaten biz kendi aramızda da konuşuyorduk. İşte Şevket'te de konuştuğumuz bir sporcu. Hmm. Dergiye hatta ben içerik yapmak istiyordum. Ee, şampiyon öncesi Tuğba'yla. Ee, ki şimdi zaten herkesin e, şeyinde olacak. Spot ışığı altında olacak. Bu çok sevindirici. Bir kadın yıldıza kavuşmak. Belki, Belki ağırlarız bir gün. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Hem bu stüdyolarda ağırlarız. Sokates'te ağırlamayı çok isteriz kendisine. Aynen. Umarım hani gelir. Bir de hani tarzı çok cool, çok havalı, çok karizmatik de bir sporcu. Ben o anlamda da çok hayranlık duyuyorum evet, kendisine. Sporcu aurası çok kuvvetli gerçekten. Yıldız ışığı, aynı. Evet, Aura, yıldız, yıldız, yıldız ışığı var gerçekten. Kesinlikle. Ve bu konuda da çok şey kendini ifade eden hem fiziğiyle hem işte dövmeleriyle. İlla dövme yapmak zorunda değil bir insanı ifade etmek için ama sen yani sonuçta belli ki hayatta bir düşünce yapısı var, bir yaklaşımı var. Buna tutunması bence çok önemli ee, ve çok güçlü bir kadın yani belli. O yüzden e, tam bugünün de sembolü olabilecek insanlardan biri. O yüzden ben de çok hani başarı zaten kendisine. Sokrates ekranlarında çok konuştuk ama her yerde anmakta fayda var. Konuşmaya bıkmamalıyız zaten. Tuğba Danışmaz'ın başarısını, tarihi 14-31'lik Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonluğunu Umarım dağısı gelir. 15 metre önemli bir bariyer. Biliyorsun Yulimar haslan burada çok bahsettik. O da ayrı bir... Ee, efsane. Ee, 15'lere giderse önümüzdeki sene Paris 2024'te bir anda onu finalde yarışırken görebiliriz. Umuyoruz. Yani. Umuyoruz. Olimpiyatta 3 adım finali yani 3 adım atlama finali yarışmak bile yarışmak bile orada e, müsabık olmak bile çok önemli. Gerisini hayal etmek güzel, tahayyül etmek. Teşekkür ettim abi. Hızlanmamız için. İçindeki gereken gücün, noktaya geldik. içindeki gücün alası Tuğba Danışmaz. Sevgiler bundan. Çok gelsin. sevgiler. Hızlanmamız Hızlanırız gereken hocam. bir noktadayız. Hızlanırız. Hemen son 1500 metrenin son 200 metresini atak yapan bir atlet gibi yapıyorsun. Hadi, Hadi, tamam. Hadi bakalım göreceğim. Hadi bakalım göreceğim. Camorant'in son yaşanılan skandal olayları gibi tarihte önemli oyuncu veya sporcuların bu gibi skandal olayları var mıdır? Para ve şöhret. <laughs> özellikle Amerikalı basketbol ve futbol oyuncularını sizce neden bu kadar kötü etkiliyor? Celal Oğuz. O çok büyük bir genelleme ya. O biraz geldiği çevre hangi arkadaşlarının olduğu. Yani sonuçta çok e, örnek, hatta e, tabirimi mazur görünüyor. Amiyana tabirle belalı mahallelerden gelip, yoksul yaşamdan gelip çok örnek olan, bu anlamda bu tip şeylere bulaşmayan, e, kötü kararlar vermeyen, hayatını bu anlamda yönlendirmeye başaran da mesela Jimmy Butler. Yani Jimmy Butler dediğin sporcu burada galiba bahsetmiştik. E, en önemli yıldızlarından biri. Yani evsiz kalıyor, otomobilde falan yaşıyor. Öyle evet. zorluklar yaşıyor. Bir çete üyesi olabilecekken kendini başka yönlendiriyor. Hatta bir aile sahip çıkıyor ve ondan sonra şu an hani en örnek sporcularından bir tanesi. Ben yani farklı görüşleri olabilir birçok insanın ama bir belaya karıştığını görmedim. Hı hı. Yani yani o anlamda bu tip genellemeye ben açıkçası karşıyım. Bu biraz şeye dönüşüyor. Çok stere stereotip yapmaya dönüşüyor. Çok hoş bir bence bakış açısı değil. Ama Evet bir algı var. İşte bu biraz geçmişten bazı olaylardan kaynaklanıyor. Mesela Ellen Iverson'da da vardır geçmişte skandalları. İşte özellikle bu aile içi ilişkilerde şiddet meselesinde veya o tip ilişkilerde problem meselesi çok konuşulur. Jason Kidd'in olmuştur mesela aklıma gelen. Örnekleri sormuş değil mi seyirciler? Evet evet. Ama en büyük örneklerden biri MB'yi tanıdığı Gilbert Arenas'tır. Yani e, uçağa ve soyunma odasına silah sokan. Zaten hmm. silah meselesi oradan sonra başkalaştı. MB'nin bu konudaki tutumu çok katılaştı ki çok haklılar. Bir de e, sen de biliyorsun Amerika şirketinde ciddi bir silah problemi var. Yani, evet. Silahlı saldırı. Yani çok küçük çok yaştaki abi. gençlerin bile ulaşıp işte okul saldırıları falan. Bunlar çok ağır e, olaylar, ağır trajediler. E, ve e, bununla ilgili e, zaten e, yani... Çok önemli bir sorun yaşıyorlar. Bir yana sporcuların bu tip bir yani camörentin olayında yani bir Instagram canlı yayında elinde tabanca silah tutması NBA ve spor ortamı için Amerika'da şu an kabul edilebilir bir şey değil. Yani 1990'larda olsa ki sosyal medya olmadığı için zaten olmazdı muhtemelen de hani şey yapılabilirdi de şu an muhtemelen evet, evet. eğer belli davalar açıldı şimdi yani galiba kamu şeyi de açıldı soruşturması. Bunlardan eğer o tip bir ceza çıkarsa böyle 50 maç falan da ceza alabilir. Yani şu an bir süre uzaklaştırıldı da bu kadar parlak, bu kadar e, algısı çok yüksek bir sporcuyken e, yaptığı hata bence e, başkalarına ders olabilecek bir hata bu dönemde. Muayyorum. Ama NBA'de genelde bu çete meselelerinde evet geçmişte işte Portland Trail Blazers'ı biliyorsun, Jay Blazers diye bir şey vardır. E, ondan sonra birçok oradaki kimisinin torpidosunda silah yakalanmıştır, kimisi başka problemlerle. Sonra mesela onlardan birisi Zach Randolph'tur, çok büyük problemli bir sporcuydu. Sonra kendini geliştirip düzeltip Hatta e, community yani toplum yararına hizmet konusunda ödüller almıştır mesela. O tip şeylere de dönüşebiliyor. Böyle insanları baştan ik ikinci şans vermeden yargılamamak lazım. Can de şans vermek lazım. Onu da söylemek isterim yani. Eyvallah. NFL'de de şey vardır. Aaron Hernandez vardır en acayiplerinden beri biri. Michael Vick'in Aaron Hernandez e, bir cinayet işler ama onda concussion şüphesi vardır bu. Çünkü davranışlarını etkilediği için o sarsıntı meselesi. Hatta onun Netflix'i galiba hala belgeseli gösteriliyor. Çok iyi bir belgesel. Çok sert ama iyi bir belgesel. E Michael Wicka'yı galiba burada bahsetmiştim. 2000'lerin sonunda çok ünlü bir QB iken köpek dövüştürme işlerine organizasyonuna evet, evet. gelişmişti. burada Oradan bayağı bir köpeği kurtarmışlardı da hatta ee, çocukları. Ondan sonra Böyle böyle var yani sadece silah değil de farklı farklı. E zaten tarihin en büyük skandallarından biri biliyorsun yani Lance Armstrong. Topik skandalı çoktur yani onları geçiyorum. <laughs> Geçiyoruz onları. e OJ Simpson var herhalde hmm. en ağırlarından. Tiger Woods'un vardır ağır skandalı. Evet. O da toparlamıştır ama yani akılda kalmıştır açıkçası. mesela Tiger Woods farklı bir çevreden gelir yani böyle ağır bir şey çevresinden de gelmez. Ya bu parayı bulduğu şımardıdan çok... Biraz çevre çok etkiliyor. Hani kendisiydi çevresi kötü meselesi bazen klişedir ama bazen etkiliyor gerçekten bu arada. Yani o açıdan da aklıma gelenler bunlar hocam. Devam ediyorum. Devam edelim e, hızlanalım. Sadık bir izleyicimiz Nihat Nifteliev. Çok Oo, iyi hatta evet. efsane denilecek mertebeye ulaşmış sporcuları daha sonra geçen evlatları olmuş mudur? Futbolla Maldini, Kasper Michael tartışılır gibi örnekleri var. Fakat diğer spor dallarında buna benzer örnekler var mı? Bence futbolda hiçbir örneği yok ya. Hiçbir efsaneye geçen çocuğu yok bence. Eğer efsane statüsünü efsane alıyorsak statüsü, yok. Efsane statüsü öyle yazmış yani, yani. Eski iyi futbolcu dediğinde işte ne Mazinho'nun oğulları işte Thiago Alcantara Thiago mesela. daha iyi bir topçu ama, ama efsane yine değil. Mesela Mazinho'nun Dünya Kupası var Thiago'nun yok. <laughs> Hocam yani o meşhur bebek sallama şeyi Bebet öyle yapmıştı ya Mazinho. Evet. Ama işte sevindiği Thiago'ydu ya yanlış bilmiyorsam orada. Olabilir. Yanlış olabilirim mi? Yanlış olabilirim. İşte çocuğa seviniyorlardı da hatırlamıyorum Futbol dışında vardır tabii birçok bir da. Abi futbol dışında ya şey Amerikan sporlarında böyle burada galiba konuştuk. Hanedanlıklar işte legasiler var diye işte Peyton Manning mesela. Babası Archie Manning efsanedir onu geçmiştir. 70'lerin efsanesi Rick Perry var NBA'de mesela onun oğulları ün olarak yaklaşmıştır. Ama başarı olarak mesela baba şampiyonluğu vardır. Brent de galiba San Antonio'nun şampiyonluğu var Brent oğlu olarak. Mesela hani bir noktada hı hı. en azından yanına yaklaşmıştır diyeyim. Evet. Ee, Rick Perry'nin algısı çok daha yüksektir bir süper yıldızın ama diğerleri biraz daha rol oyuncusu olmuştur oğulları mesela. Ee, üç oğlu da NBA'de oynamıştı diye hatırlıyorum. John Berry mesela onlardan biri. Aklıma gelenler bunlar açıkçası. Hakikaten bu arada kolay da bir şey değil bunu tam tersini örnek çok zor. Bunun abi. tam tersini örnek vermek daha kolay. Tabii ki tabii ki. Yani işte o baskıdan anne baba yani mesela Yanik Noah bir efsane midir? Evet efsanedir. Hatta Roland Garros'u kazanan son Fransız erkek rakettir. Ee, oğlu Joachim Noah da çok büyük bir NBA basket yıldızı olmuş mudur? Olmuştur ama yani mesela o da daha görev uzunudur. Yani yıldız olmuştur ama Yanik Noah teniste bıraktığı izle Joachim Noah NBA'de bıraktığı iz aynı değildir. Öyle söyleyeyim. Yani yine orada da tam geçememiştir. E, aklıma gelenler bunlar. Mesela sporcu anne babanın işte kimisi atlet kimisi basketbolcu çok yukarı çıkan sporcular var. ya yani mesela işte duplant istiyorsun babası eski bir sırıklı atlamacı annesi çok önemli bir atlet yine ama bir efsane mi ikisi de ya da birer efsane mi değiller. Ee, ya da işte mesela Boris Diyav'ın da galiba annesi Afrika şampiyonu bir uzun atlamacı ama şimdi Boris Diyav'ın kariyeri yani o yani efsaneden alıyorsak eğer Cruyff Evet evet soruyoruz. Maradona diyorsak işte Maldini evet baba ve efsaneymiş çünkü hakikaten Cesare Maldini. Biz onu hani izlemeye geçmedik de teknik direktörüne geçmiştik Cesare Maldini'nin. Dergide de işlemiştik Maldini ailesini zaten. Onlar efsane. O efsanenin üstüne çıkmak evet. Michael yaklaş yani, ama o kadar kariyer yapmadı ama yaklaştı. Leicester şampiyonluğu çok yaklaştı, özel. Tabii. Yaklaştı yaklaştı. Yani. Yani... Leicester şampiyonluğu hele o takımla. Tabi tabii. Ve emeği de çok büyük orada. Kasper, Kasper kesinlikle yaklaştı. Ama genel kariyerde tabi babanın Euro şampiyonluğu var Danimarka milli takımıyla. Yani o çok ağır basıyor tabii. Var e, göz arasında neler kazandı abi. United'da mi? kariyeri falan saçmalık zaten abiciğim. Yani en iyi kalecilerinden biri baba. Yani o tamam. çok zor. Mesela Kasper'in o yüzden yaptığı bence ayrıca takdir ederiz. <laughs> baba nasıl geçersin ki Peter Schumacher'ı yani? Çok zor. <laughs> doğru doğru. Aklıma gelenler bunlar. Belki gelecek haftalarda biraz daha şey yaparız. O zaman devam ediyorum. Evet. Hüseyin Yılmaz'ın sorusuyla devam ediyorum. Evet abi. Tenisteki karışık çiftler gibi uygulamalar hariç olmak üzere kadın ve erkek sporcuların beraber yarıştığı ya da genel sıralamanın birlikte yapıldığı spor türü türleri var mıdır? Hocam aşırı uykusuzum. inşallah doğru hatırlarım. Eee <laughs> Ya bazen çok kafamla karıştırabiliyorum bana. Spor dalını da unutmazsın be uykusuzum diye. Ya ama oluyor ya. Mesela bak bu şey sorusunda kafamda karıştı yani. Kesin daha fazla örnekler vardı. Takıldım ben şimdi öyle bir şey. Takılma buraya ben dön. Ben bir şey eksik bilirsem sıkıntı yok. Ben de error veriyor ben problem. Dön, dön buraya dön hadi. Ellerim titremeye başlıyor böyle. Hadi baba. <laughs> Hemen dönüyorum. E, binicilik daha önce konuşmuştuk hatta galiba. E, yelken bazı motor sporları mesela işte Dani Kapek gibi örnekler vardır erkek e, meslektendir beraber yarışan. motosiklet de öyle yanlış hatırlamıyorsam bunlarda kadın erkek ayrımı yok yani beraber yarışabiliyorlar tabii ki ortam izin verirse yani öyle demin bahsettiğimiz 8 Mart Kadınlar Günü meselesinde onların da mesela hikayeleri çok önemli e, ağırlayan, erkek ağırlığın çok olduğu sporlarda o bariyerleri yıkmak çok önemli e, onun dışında şey var, mix dediğimiz yani o tenisten sorduğu hem kadın hem erkeğin beraber yarıştığı kategori olarak aynı sıralanmasalarda mesela biyatlonla ve kayaklı koşuda var, bayrak yarışları var karışık. E atletizm de son dönemde yapılıyor, onu da ekleyelim. Biraz daha oralarda işte o iştaklar meselesi daha çok konuşulduğu için devreye girmeye başladı. Bu daha ana akım sporlar, Şimdi mesela yüzmede. 4x100 100 karışık var yine. Kadın erkek yarışıyor. Yani aynı anda havuzda olmuyorlar ama kadın kadın erkek erkeğe Hı -hı. karşı yarışıyor. Ama sonuçta beraber 4 kişi bir başarı elde ediyorlar. Aynı atletizmde olduğu gibi. Bunlar benim ilk aklıma gelen örnekler açıkçası. Yani spor olarak çok fazla yok. da var, var mesela. Kadın erkek mixed'e yarışabiliyorlar. Yani beraber müsabakaya katılabiliyorlar. Kategori olarak daha az tabii ki. Yani aynı kategori denendirmek. Bunlar aklıma gelen hocam. O zaman Triumph Shepard'ın sorusuna geçiyorum. Evet abi. Formula 1'de pitte bulunan garajların sıralaması neye göre belirleniyor ve bunun bir evet. önemi avantajı var mı? Şöyle bir önceki sene ki takım puan sıralamasına göre yani başarıya göre bir önceki başarıya göre sıralamayı öyle belirlemiyorlar hak veriyor yani ilk seçme onu seçiyor diyebiliyorum. diye biliyorum. Seçme de şey yani genelde pitte sona daha, daha yakın seçiyorlar. O da şeyden trafiğe yakalanmamak için giriyorsun çıkarken trafiğe yakalanmıyorsun. önünde bir anda trafik olursa sonuçta daha fazla zaman kaybedebilirsin. Ona istinaden bir stratejik seçim oluyor pitteki garajları seçme böyle bir seçim e girerken var. Girerken önünde trafik olur abi. Nasıl? Girerken önünde Ya işte ona olur. göre sen tercih yani. yapacaksın. Yani işte bu tamamen bir strateji hocam. Of mükemmel. Kahveden yorumumu yaptım ya. Yo, ama yani genelde <laughs> öbürü tercih edilir. Çünkü girerken hani sen şey de yapabiliyorsun. ya yani O sana tercih de söylüyor. Şu girdi bu girdi. Daha sakinken girebiliyorsun. Anladım, bir tur tamam. geçiyorsun giriyorsun. Yani onu yapabilirsin. yani. Tamam. Evet. Aynı anda yani girmek zorunda değilsin. Bir de o yani benzin lastik öyle anında ölmediği için. Lastik orada kritik biliyorsun. Ölürsün yani şey olursa biliyorsun lastik patlarsa yani patlamak dediğim iyice aşınırsa, patlamayı patlamak olarak söylemiyorum yani. Mecazi olarak söyledim. Şeyin böyle yarış kazanmıştı var işte geçen iki sene önce çok kritik. Hamilton'ın. Neyse buradan kaynaklı bir şey. Yani bir bütçeye veya şeye göre değil. Bir önceki tamamen Seçim hakkı meritokrasi yani tamamen hak etme üzerine bir durum söz konusu. Bir de benzer organizasyona sahip mesela işte Alfa Tauri ile Red Bull. Onlar birbirine yakın genelde bildiğim kadarıyla konumlandırıyorlar kendilerini. E, çünkü benzer yani aslında aynı takım. Aynı takım onlar ya. Yani aynı sahipler her e, şey evet, aynı evet, işte evet. biliyorsun. Hatta hiç öldü galiba bu sene e, Red Bull'un sahibi geçenlerden. Ondan sonra e, şey o, o, o anlamda hani benzer bir e, kaynaktan, lojistikten beslendikleri için galiba onları yan yana koyuyorlar diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Teşekkür Durum ediyorum yok. abi. Bittik mi? Vallahi son 200 metrede harbiden deparat. Hızlandım ki. Vallahi çok tebrik Hocam, ediyorum seni. Benim çok sevdiğim bir atlet vardı adını unuttum. Şey ya öyle yapardı işte. Gebre Selassi. Hay ya da Kenenisa terazi. Bekele'de. Bak Kenenisa Bekele girer son 5 10 bin ya da hayli. Onlar Etiyopyalıların genel taktiğidir. yani mesela bizim Süreyya alırdı yani mesafe farkı da 1500 alır. iki tane stili vardı çünkü bir önde tık liderliği alırsın ve sürekli önde gitmeye çalışırsın. Ama bazı son splitine güvenen atletler son 800 böyle oralarda yavaş yavaş gelir. Son 600-400'de bir basar sprinti önünde böyle roadrunner gibi gider. Dumanını tamam. görürsün yani mecazi olarak söylüyorum. Ee, Kenan ise bekele odur. Onu yapmaya çalıştım hocam. Sevdiğim atlet Atağı budur. Ben çok her, severim. Her zaman dediğim gibi. Yürü Şerbakovski gibi. mesela. Bunu acayip yapıyorum. Tevazu desen var. Kendisini <laughs> Kenan ise bekele ya da Hayre Geble Serafi'ye benzeten. Ya Serafi hocam bir de Hüseyin Boltuz demedik. Daha büyüklerini belki söyledim. Bilemiyorum yani. <laughs> Ama daha büyüğünü <büyüklerini gülüyor> yani... söyledim. Ya daha büyük de onu kadar efsaneyi söyledik. Abicim çok teşekkür ediyorum. Bu program mütevazı değil. Tabii program. ki. Üç kişi varsa Türkiye'de Türkiye'nin mütevaziliği evet. bilinen. Türkiye mütevaziliği biz getirdik Üçüncü hocam. Üçüncü değilsin. Çok evet. tebrik ediyorum. Ağzına Son bir sağlayayım. notum var. Söyle. Geçen haftadan bir yanlış anlaşılma olmuş. Ne gibi? Youtube yoruma yazmadım da gördüm yorumları. Ee, bu geçen hafta undrafted drafted muhabbeti yes. vardı ya. Onu Hani bir cevap hakkı olduğu için daha seyircilere orada yazanlara ileteyim. Ben soruyu o anda okurken yanlış anlamış olabilirim ama benim anladığım şuydu. Yani ikisi arasında, ikisinden hangisini seçerse ya da hangisini daha seçmekti hangisine yolu giderse ne gibi dezavantajlar avantajlar yaşıyor gibi anladım. Yoksa tabii ki yani orada çok basit bir açıklama yapmış seyircimiz. Tabii ki draft sisteminin ne oldu burada daha önce anlattık diye Hı -hı. ben ekstra anlatmadım Hı -hı. yani. Burada draft herhalde 2 3 kez ekstra Hı -hı. anlatmışız. Ondan dolayıdır. Onu da iletmiş olayım. Ama tekrar öyle bir açıklama gerekiyorsa haftaya daha vakit olur önden girerim. Şimdi aklıma geldi. Tamam. Tekrar Buradan içindeki gücü e, Tuğba Danışmaz üzerinden ve e, tüm e, sembol olmuş, e, ilham kaynağı olmuş tarihteki kadınlar, sporcu kadınlar üzerinden e, kadınlara adıyoruz bu programı da e, Sayın Armani Koç. Ağzına konuşur. sağlık abi. E, teşekkür ederim senin de ağzına sağlık. Bitiriyorum baba değil mi? Bitirmem. Bitiriyorsun. Bitirmem. Niye? Ben bugün böyle bir gaza geldim kopamıyorum bu şeyden ya. Elvin de yemek yiyeceğiz falan diye şey yapıyordur içeride <laughs> kıvranıyordur. Kapat kapat. Kıvranıyordur şu anda. Bak Sinem oradan gülüyor ondan sonra. Sinem ama çünkü şey olduğu için e, yani... Ee, fit olduğu için <laughs> öyle şeylere şey yok. Neyse. <laughs> abi kapat artık tamam, gözünü tamam. Hadi kapatıyorum. MG işbirliği hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında Armağan'ın Küçü ve Ben Caneler bir programdan sizlerle beraberdik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.